Merhaba, bu videomuzda size bebeklerde görülen doğumsal kistik akciğer hastalıklarından bahsetmek istiyorum. Bunlardan en sık görüleni konjenital kistik adenomatoid malformasyon veya kısaca KKAM denilen tür, daha az görülen ise pulmoner sekestrasyon denilen türdür. Burada filmlerde gördüğünüz gibi bu kistler akciğerin bazen sağ tarafında bazen sol tarafında olabilir. Yine diğer resimde gördüğünüz gibi bebeklerin akciğerinde bu tür kistik yapılar oluşur ve bu kistik yapılar çocuklarda belli bir yaştan sonra sık enfeksiyon oluşumuna sebep olur. Ayrıca nadir de olsa bu kistlerde kötü huylu tümörlerin geliştiği de tıbbi literatürde bildirilmiştir. Anne karnındayken ultrason ile tespit edilen bu kistlere sahip bebeklerin çok büyük çoğunluğu normal şekilde doğarlar. Doğum sonrası bilgisayarlı akciğer tomografisi çekilmesi gerekir. Bundan sonra takibe alınırlar ve 11. aya geldiğinde bebek tekrar bilgisayarlı tomografi çekilir ve karşılaştırma yapılır. Eğer bu kistlerde hala belirli oranda bir düzelme olmuyorsa bu durumda bebeklerin ameliyat edilmelidir. Ameliyat için iki seçenek mevcuttur. Bunlardan bir tanesi açık ameliyat yapmak, diğeri ise bizim de tercih edip uzun yıllardır uygulamış olduğumuz bir kamera yardımıyla gerçekleştiren kapalı yöntem. Burada görsel olarak bu ameliyatın nasıl gerçekleştirdiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Göğüs boşluğu içerisinde bir kamera ilerletilir ve yanından ilerletilen diğer tıbbi cihazlarla hastalıklı olan lob buradan dışarıya alınır. 3 veya 4 gece hastane kalışından sonra taburcu edilir ve bir hafta sonra kontrole çağrılarak mevcut olan bir adet dikişi alınır. Çocuklarda alveol gelişimi devam ettiği için ileriki yaşamlarında herhangi bir solunumsal sorun, problem yaşanmayacaktır. Ve çocuk doktorları, meslektaşlarımız tarafından normal takipleri yapılacaktır. Beni dinlediğiniz, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.